Türkiye Kupası'nda Gençler Birliği ile Trabzonspor finalist oldu. Gençler Birliği Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe'yi 4-2 yenerken Trabzonspor Güngören'de İstanbulspor'u 2-0 ile eledi. İki maçın tüm ayrıntılarını az sonra ekrana getireceğiz. Önce Fenerbahçe Gençler Birliği maçıyla başlıyoruz. Fenerbahçe 21 yıldır hasret kaldığı Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etmek zorunda kalırken Mehmet Yozgatlı ve Kemal'in sakatlıklarıyla da sarsıldı. Avrupa'daki gururumuz Gençler Birliği üstün bir futbol sergileyerek 12 haftadır yenilmeyen Fenerbahçe'yi İstanbul'da mağlup etmeyi başardı. Şimdi bu nefes kesen karşılaşmanın özet görüntülerini getiriyoruz ekranlarınıza. Maçı başlatmak üzere işaretini vermek üzere 4. hakemden işaretini aldı. Fenerbahçe başladı. Ümit sola bıraktı. Tuncay süratli gitti. Topla çok süratli. Ceza sahası. Tuncay geriye çıkarttı. Favoy yok, dengeyi kaybetti. Ümit tek top. Nobre. Bir top kaybı. Yula müthiş bir depar. Ceza sahası gol pozisyonu. Yula dışarı attı. Müthiş bir pozisyon. Serkan vurdu kafayı. Yula top sekti. Yula dışarı attı. Yine Yula. Yine top dışarıda. Geriye döndü. Luciano tek top oynadı. Van Hooydonk. Botanic şimdi çıktı. Kale boş. Van Hooydonk. Botanic. Nobre geldi. Botanic. İki pozisyon dedi. Van Hooydonk. Nobre. Botanic. Nobre. Çok tehlikeli bir golcü Nobre. Şimdi pas geriye. Ümit aldı. Kaleye baktı. Vurdu Ümit. Nefis bir şut dışarıya. Tuncay. Pas Tuncay'dan. Tekrar Ümit. Bir ala topu Tuncay. Nobre. Botanic var. Dışarıya. Ali kaptı topu. Mustafa içeride. Yula arkada. Yerden ve topa vardı gol. Mustafa Gençler Birliği 1-0 önde. Büyük sevinç var Gençler Birliği takımında. Gençler Birliği 1-0 öne geçiyor. İşte pozisyon. Thomas topu böyle kendi ağlarına gönderiyor. 42. dakika. Yula bıraktı. Mustafa vurdu. Savunmaya çarpıyor top. Skoko. Tekrar Mustafa. Ali sağda. Orta pozisyonu. Dışarı çıkardı. Skoko. Gençler Birliği 2-0 önde. Gol Skoko. Fenerbahçe 0, Gençler Birliği 2. Gol böyle gelişti. Skoko topun ağlara gidişi. Tekrar orta. Van Hooydonk. Tuncay topun gelişi. Gol! Gol! Tuncay attı. Tuncay. Maçta durum 2-1 oldu. 61. dakika. Yula topu önünde buldu. Thomas karşısında. Yula. Şimdi pas. Ali içeride. Recep çıktı. Ali Aydın düdüğünü çaldı. Ali'nin yanına doğru geliyor. Çünkü pozisyonu hakemi aldatmaya yönelik hareket olarak değerlendirdi. Ali tam doğan sarı kartı görüyor. Şimdi bayrak kalktı. 66. dakika. Pozisyon bu. Tuncay aldı. Ceza sahası. Açıdan. Tuncay Esak'a geldi. Botanic uzandı. Tuncay kalktı ayağı dışarıya. Tuncay gidiyor. Şimdi pas. Nobre. Van Hooydonk'a. Göğüs pası. Ümit topu gözüne direkten döndü. Müthiş bir füze. Direkten dönüyor top. Thomas. Oyunu durduruyor. Ali Aydın. Free kick. Philip Dins, bu oyuncular toplara iyi vuran oyuncular Gençler Birliği'nde. Philip Dins atladı. Ali vurdu, gol oldu. Mükemmel bir gol atıyor Ali Tandoğan. Gençler Birliği 3-1 önde. Ali önünde buldu. İkinci hareket. Şimdi pas sekti. Van Hooydonk. Botanic. Free kick. Fatih Akkel oyuna girecek. Van Hooydonk.
orta daha. Ceza sahası Botanic, Botanic. İkinci pozisyonda alıyor topu. Van Hooydonk çekildim diyor. Çekildim diyor Van Hooydonk. Ali kullandı. Serkan, Veysel, Mustafa. Mustafa attı. Gençler Birliği 4-2 önde. Mustafa'da büyük sevinç var. Mustafa topu alana gönderiyor. Gençler Birliği'nde büyük sevinç var. Serbest vuruş kullanılacak. Botanic. Gençler Birliği finalde sevgili futbol severler. 90 dakika sonunda Gençler Birliği finale yükselmenin sevincini doyasıya yaşarken Fenerbahçe'de büyük hüzün vardı. Sarı lacivertliler hem kupaya veda etmenin hem de Mehmet Yozgatlı ve Kemal'in sakatlıklarının üzüntüsünü yaşadılar. Doktorlar maçta bileği burkularak hastaneye kaldırılan Mehmet Yozgatlı'nın 2 hafta, ayak tarak kemiği kırılan Kemal'in ise 2 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladılar. Şimdi maç sonu görüşleri getiriyoruz ekranlarınıza. Çok zevkli bir maç oldu, gollü bir maç oldu. Taraftarlar için iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Biz iyi mücadele ettik, çok da gol kaçırdık. Kazanmamız hakkımızdı. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Zevkli bir karşılaşma olduğuna ben de inanıyorum tabii ki. Tabii tribünden ve televizyondan izleyen insanlar için daha keyifli olduğuna inanıyorum. Bizim bugün bu maç çok önemliydi. Çünkü biz UEFA Kupası'nda seneye de şu an devam ettiğimiz gibi seneye de katılmak istiyoruz. Onun bir şansı, bir yolu da bugün burada bu turu geçip finalde de kupayı almak, seneye UEFA'da oynayabilmek için. Çok iyi mücadele oldu. Çok baskılı oynadık. Yakaladık, çok pozisyonlar da vardı. Onlardan 4'ünü atabildik. Ligde oynadığımız maçta Fenerbahçe biraz şanslıydı. Orada üstün oynadık. Tek gollerimizi atıp yenemedik maçı. Bu sefer kendi sahasında iyi mücadele ettik. Tabii ki istediğin gibi oyunu yapamıyoruz tabii ki, çünkü Fenerbahçe'nin çok süper bir taraftarları var. Biz başardık bunu. Çok memnunuz buna. Çok iyi maç oldu diye düşünüyorum. Biz gerçekten bu ülkede futbol ön plana çıkan bir takımız. Bugün çok iyi oynadık. Çok iyi mücadele ettik. Tüm arkadaşları tebrik ediyorum. UEFA maç, bizim seni UEFA'ya katmamız için bu maç şarttı. Olmazsa olmazdı. Gençler Birliği bugün çok iyiydi. Sadece bugün değil, Sporting Lisbon, Blackburn ve Valencia'yı yenerken de çok iyiydiler. Çok hızlı ve ofansif oynuyorlar. Daha dikkatli olmalıydık bugün. Onları tebrik ediyorum. They killed already Blackburn, Sporting Lisbon, Parma and hopefully also... Her iki takımda güzel goller izlettiğini sanıyorum ben. Ve sonuçta iki takım da finale çıkmayı hak kazanmıştı bence. Ama sonuçta tek yani galip geldi. Bu da biziz. Ve geçen sene rövanşlı olan Trabzonspor'u kaybetmiştik biliyorsunuz. Bu sefer finali kazanmak ve Ankara'ya getirmek istiyoruz bu kupayı. İnşallah da başarırız. İstediğimiz skoru aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Zaman zaman hakikaten renkli ve zevkli bir karşılaşma oldu. Her iki takım oyuncuları da maça gerçekten çok iyi asıldılar. Şimdi artık bundan sonra final ligin son haftasından önceki çarşamba da final maçımız var. Finali de kazanıp Avrupa Kupalarında Türkiye'yi temsil edecek. Ve bu seneki performansımızın önümüzdeki yıla da devamı için bu yıl çok önemliydi. Bu maç çok önemliydi. O yüzden oyuncularımı kutluyorum. Fenerbahçe'nin bundan sonra oynayacağı lig maçlarında başarılar diliyorum. Hocam peki çok alışkın olmadığımız bir cesaret örneği gösterdiniz. Ümit'i aldınız oyundan. Veziye'yi soktunuz. Şimdi, o da Fenerbahçe'nin en çok bastırdığı dakikalar. Şimdi biraz önce de söyledim, gömülmüştük. Oyunda savunmada orta sahadaki organizasyon bozuktu. Ve çok arkaya düşmüştük. Fenerbahçe'de yüksek toplarla gelmeye başlamıştı. O alanı etkili kılmak ve biraz daha rakibimizi önde karşılamak için böyle bir varyasyon denedik. Bunu daha önce de çok yapmıştık. Biz kesinlikle lig maçının ertelenmesini düşünmedik. Lig maçının ertelenmesiyle ilgili lig programına baktığımız zaman kupa maçının ertelenmesi gerektiğini savunduk. Kupa maçının ertelenip ligin son haftasında oynanacak karşılaşmanın yarı final maçı olsun, olmadığı takdirde
ki biz kupada devam ediyoruz biliyorsunuz. Kupada biz Valencia'yı elemek istiyoruz ama herhangi bir şekilde bu tur veya ondan sonraki turlarda herhangi bir problem olur, elenirsek ya da finale kadar gidersek son çarşamba, eğer finale kadar gidemez herhangi bir yerde elenirsek o hafta içerisinde kupa maçı oynansın istedik. Bizim hak ettiğimizi de düşünüyorum çünkü gerçekten kısıtlı bir kadroyla oynuyoruz ve çok yorulduk. Bu konuda ben Çağdaş Ergin'e, Sayın Başkanım'a da teşekkür ediyorum. Bize bir nefes aldırdı. Bu nefesi de iyi kullandık. Hiçbir zaman için pes etmeden mücadelemize devam ettik. Fakat 2-1 yakaladıktan sonra biraz ilgili şans yanımızda değildi. Ümit'in atmış olduğu şut direkten dönmek yerine içeriye girseydi 2-2'yi yakalayabilirdik. 2-2 nicht gefallen. 2-0, maç 2-0 olduktan sonra maçı 2-2 yapıp tekrar oyunu lehimize çevirebileceğimizi düşündüm ve uzatma dakikalarında sahadan galip ayrılabileceğimiz düşüncesindeydim. Fakat maalesef 2-2'yi bulamadık. Statta muhteşem bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız desteklerini hiçbir saniye bizden esirgemediler. Dolayısıyla takımımızda sürekli daha fazlasını vererek oyuna devam etti. Dolayısıyla taraftarlarımızı da buradan tebrik etmek istiyorum. Haben heute einige Fehler gemacht. Bu tip maçlarda, bu tip önemli maçlarda her zaman için detaylar önemlidir. Biz de bu detaylarda bugün hata yaptık. Schlimmere Verletzungen bei Mehmet Yozgatlı und auch bei Kemal zu beklagen. Şimdi tabii bu tip maçlarda yine fiziksel mücadelenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Biz bazı pozisyonlarda hep daha çok oyunu yapalım düşüncesiyle hareket ettik ve bu aşamalarda hatalarımız da oldu. Ama genelinde baktığımızda Mehmet Yozgatlı'nın ve Kemal'in sakatlıklarından ötürü de tabii takım şikayet